Nerede kaldı bu adam ya? Vallahi ben de bilmiyorum babacığım ya. Kadir de yok ortalıkta. Hamit! Ökkeş usta dün akşam sabah geç geleceğim de ya bir şey söylemiş miydi? Yo usta, hiçbir şey demedi. Ruşen, geç telefonun başına. Bir telefon et bakalım. Ne oldu? Tamam, tamam babacığım dur. Tamam babacığım. Ha geldiler ya babacığım, geldiler. Ya Ökkeş usta nerede kaldınız ya? Merak ettik. Ne dikiliniz orada? Ya dünya kadar iş var. Bak Ökkeş usta, ben geç kalsam kıyametleri koparsın. Hadi giyin önlüklerinizi, giyin, giyin hadi. Allah Allah. Şimdi. Ne ortak? Niye öyle tuhaf tuhaf bakayım bana? Ortak deme bana kahraman. Ortak deme. Bitti ortaklık. Sen ne dedin ya Ökkeş? Sen benim bir yanlışımı mı gördün? Bir de sorayım mı kahraman amca ya? Bir de sorayım mı? Sen karışma. Ökkeş, bak ne diyeyim? Hani bu dükkanla ilgili bir yanlışımı mı gördün benim? Uzatma arkadaşım. Ben artık seninle çalışmak istemiyorum. Sen benimle çalışmak istemiyorsun, öyle mi? Evet. Seninle çalışmak istemeyim. Öyleyse Ökkeş, ben de seninle hiç çalışmak istemiyorum. Ne olacak? Ya alacağım, ya satacağım. Nasıl yani? Yani ya benim hissemi satın alacağım, ya da hissemi bana satacağım, çekip gideceğim. Sen toprakta yeni ekiliyken ben göçektim Ökkeş. Bu dükkanı babam tırnaklarıyla yaptı. İyi, al dükkanın hayrını gör o zaman. Hani benim hissemi satın alayım. Avukatın fiyatını bildirir. Yürü Kadir. Oğlum, ha? Becerebileyim mi? Ruşen oğlum, niye kıvırayım? Sen de öyle yapayım. Ya sen bu zanaatı kıvırmak mı sanayım? Usta ya, hala inanamayayım ben. Ortaklık sahiden bitti mi şimdi? Ökkeş usta temelle ayrıldı mı? Ya çocuklar, hepiniz gördünüz işte. Çekti gitti işte. Of of, dertlerim biri bitmeden biri başlıyor. Sanki felak babamı dinlemedim diye beni cezalandırıyor. Nazlı'yı, Niko'yla nişanladım diye benden öç alıyor, öç. Yok, ne alakası var baba ya? Belli ki ortaklığı bitirmek için fırsat golluymuş. Tuttu Nazlı'yı bahane etti işte. Ya Ökkeş usta kızgınlığından etti o lafları. Ha. Öfkesi geçince pişman olup geri dönecek. Dönmez, dönmez. Onu hiçbiriniz benim kadar tanıyamazsınız. Hoş, ben de tanımaymışım ya. Herif neler dedi ya? Meğer eskiden beri bana diş biriymiş, işte benim haberim olmuş. Bu ortaklığı bozmak için Nazlı'yı bahane etti, hain. Ben de onu diyeyim ya baba işte ya. Dur. Kız bacım, anasında da hiç akıl yokmuş. Aslan gibi delikanlıyı bıraktı. Sen bir git Yunanlı zibidiyle nişanlan. Gönül bu. Ota da konar. Öyle öyle. Yunanlı damat, Allah vermeye. Aman canım, boş verin şimdi. Hem bizi ne alakadar eder? İnşallah mesut olurlar. Feride'nin de burnu böyüydü. Geçen çarşıda gördüm. Selam bile vermedi. Belki sana eyle gelmiştir. Yok anam, yok. Sosyete oldular. Oğlanın babası Karun gibi zenginmiş. Gazeteler eyle yazıyor. Gemilerini falan da gösterdiler televizyonda. Nazlı da o zenginliğe kapıldı zaten. Halbuki parayla saadet olmuyor ki. Öyle, öyle. Ah yavrum, vah Kadir'im. Perişan olmuştur çocuk. Yok, yok. Topladı kendini maşallah. Aman canım. Ne olacak? Filin takımı delikanlı. Ona göre kız mı yok? Eline sallas ellisi. Fatma'nın küçük kızını bilin değil mi Heyriye? Bir serpilmiş, bir güzelleşmiş. Tam Kadir'e göre. Sakine. Biz Kadir'e kısmet aramayız ki. Zaten kendine yeni birini buldu. Değil mi? Hemen mi Heyriye? Kimmiş? Biz tanıyor muyuz? Yok, tanımazsınız. Hem buralardan değil. Nereden? Uzaktan mıymış? He, uzaktan. Aslına bakarsanız bu kız... Hem ben... Ökkeş, sen bu saatte.
Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Gökkeş abi. Hasta falan değilsin ya, bir şeyin yok ya. Ne oldu anlatsana Gökkeş. Olan oldu. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Başıma gelenler. Yani dediğini yaptın mı? Kahramanlı. Ayrıldık bitti. Şeytan gördün gözümü. Ama Ökkeş öyle birdenbire... Aldım Kadir'i, vurdum kapıyı çıktım. Hissemi kahramana satacağım. Sen pire için yorgan yakayım. Ne piresi ya? Ne piresi? Herif akrep gibi soktu beni. Hepsi Nazlı'nın suçu. İnsan hiç aklı bir karış havada bir kızın yaptığına bakıp 30 yıllık ortaklığı bitirir mi? Ortaklıktan vazgeçtim. O adam senin 50 yıllık dostun. Dostun ateşi cehennemin ateşinden beter yakıyor Evliya. Hem bir diğer iki diğer. Sabreden hep ben olaydım ama maymunun gözü açıldı. Biraz daha sıksaydın dişini. Zamanla her şey unutulurdu. Yak hele ya. Buraya kadar. Görsün bakalım kahraman efendi dünyanın kaç bıçak olduğunu. İyi de biz ne edeceğiz? Nasıl ne edeceğiz? Yani sen ne edeceksin? Bu yaşında bir kenara çekilip oturacağım mı? İşin o tarafını sen bana bırak. Ben ne yapacağımı bileyim. Çok iyi bileyim. Ne içerdiğini, bizi nereye götüreceğini bilmeden... Para olsun. Şimdi kalmadı böyle büyük devlet adamları. Şu kırmızı işini sülh yoluyla halletsek, AB'ye girmemiz de kolaylaşacak. Devlet, sen de onlardansın. Kimlerden? AB'ye girecek deyin, göbek atanlardan. Size kalsa hem Kıbrıs'ı verirsiniz, hem de ana vatanın torpağını. Ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Şunu kafana iyi sok. Bu Yunan fırsatını bulsa, bizi bir kaşık suda boğar. Hiç bakmaz. O zaman torununu niye Yunan'a vereyim? Kim vereyim? Ben mi vereyim? Sen vereyim. Benim o dik kafalı oğlum vereyim. Ben neye kızdım o kansıza? Neye geldim de bu otel köşelerinde oturayım? Ya yavaş olun Memike'm, üstünde haberler izleyek. Tövbe tövbe. Merhaba. Merhaba. Baba. Heh. Ben de şimdi tam senden bahsediydim. Ha derler ya, iyi adam lafının üstüne. Onu öyle demezler ama oğlumsun, sana kıyamam. Baba kalk hadi. Biraz çay çek. İstemeyim. Çay mı istemeyim? Ya baba kadını alalım. Ya bak konuşak. Sana çok mühim haberlerim. Emine için bir tehlike olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Onun için Türkiye'deki büyümenin kaynağı çok önemli. Yoksa büyüme olursa enflasyon olur diye bir tehlike... neymiş bakayım bu mühim haber? Yoksa Nazlı'yı kilise de mi ev vereceğim? Baba dalga geçme. Bak şimdi sana ne diyeceğim. Nazira hamile bilin mi? Bileyim elbet. Daha bunamadım şükür. Bu kaç? 3. 300'lerin olacağından da haberin var mı? 300 mü? Ya 300 olacak. 3'ü de kız olacak. Hayırlı olsun. Zamanı geldiğinde sen onlara da birer tane yabancı damat bulursun. Birine Moskova, birine Fransız, birine İngiliz. Baba, ama sen ne diyorsun ya? Benim içim kan ağlıyor, biliyor musun sen? Ne? Torunların kız oldu değil mi? Ondan değer. Ya ne? Dükkanda yapayalnız kaldım baba. Yardıma muhtacım. Ne demek yalnız kaldım? İşte bir ben, bir de Ruşa. Keş gitti. Nereye gitti? Gitti işte. Ortaklık bozuldu. Hisselerini bana devredi. Ayrılık. Ben diyeyim ki şu işin ucundan bir tutsam. Tüh senin kalıbına. Yazıklar olsun size verdiğim emeklere. Yazıklar olsun ikinize de. Yuh ervahınıza. Ya baba sus. Otele rezil olduk. Kabahat bende değil. Ökkeş'te. Ulan Ökkeş'e bir, sağa iki. Bunlar da mı olucuydu ya? Ya bizim 30 senede diktiğimizi siz bir günde yıktınız. Ökkeş'in babası dönüp duruyor şimdi mezarında. Ya keşke ben de öyleydim. Öleydim de bu günleri görmeyeydim. Ya, baba sen ne diyorsun ya? Ya ağzından yel ala baba. Bak bu dünyada tek dayanağım sensin. Sen bana destek olmayacaksın mı? Bu zor durumda dükkana gelip bana yardım etmeyeceksin mi? Gelmeyeceksin mi dükkana? Gelmeyeceğim.
Assan da kessen de gelmeyeceğim. Enseğin kökünü gördüğün gün beni de dükkanda görürsün. Baba bak lan, elini ayağını öpeyim baba. Ben de sana ne diyeyim, bak baba diyeyim. Ben senin oğlum değil miyim? Şimdi mi aklına geldi benim oğlum olduğum? Bana danışmadan Nazlı'yı oğlana verirken iyiydi. Oralarınızdan barabar dans edip yüzükleri takarken de iyiydi. Baba. Geçti borun pazarı, sürersen yeniydi. Ya baba, bak gözümün içine bir bak. Bir bak bana, bak. Bana gözlerini belerdip de bakma, gelmeyin. Ne halınız varsa görün. Bu da mı olucuydu ya? Bunu da mı görecektim?